Merhaba sevgili Webtekno Plus takipçileri, yepyeni bir hava temizleyicisi incelemesine daha hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz piyasanın en ucuz versiyonu. Yani Xiaomi Smart Air Profile 4 Compact. Boyu küçük, işlevi büyük diyorlar. Bakalım nasıl sonuçlar verecek. Hadi incelememize geçelim. Artık şehirlerimiz bildiğiniz üzere çok kirli ve rahat rahat nefes alamıyoruz. Büyük şehirlerde, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için aslında hava temizleyiciler artık bir ihtiyaç haline geldi. Hatta zorunlu bir ihtiyaça doğru da gidiyor bu. İşte bunu fiyat grafiğinden de görebiliyoruz, trendlerdeki aramalarından da görebiliyoruz ve herkesin bu tarz ürünleri merakından da anlayabiliyoruz. Çevrenizde de vardır mutlaka sizin. Bildiğiniz üzere birkaç hafta önce kendime de bir tane hava temizleyici aldım ve o süreçte bayağı ben böyle bir hava temizleyicileri incelemeye başladım istemsizce. Gittim bir mağazaya, direkt kararsız bir şekilde hızlıca aldım ama ondan sonra işte bu da mı var, bu da mı varmış, biraz aceleye geldiği için içim aslında çok rahat etmemişti benim. Sonrasında araştırırken tabii karşıma piyasanın en ucuz versiyonları da çıkıyor. Bir de markası Xiaomi, hani güvenilir bir marka çoğu insan için. Öyle olduğu zaman da işte karşıma bu ürün çıkınca bir incelemek istedim. Direkt teknik özellikleriyle sizi boğmak istemiyorum arkadaşlar. Videonun başındayız da size ben bir hava temizleyicilerin çalışma mantığından bahsetmek istiyorum. Aslında bu mantığı da şöyle birazcık daha açabiliriz bana kalırsa. Ben hava temizleyici aldıktan sonra gözle görülebilir neler yaşadım. Aslında sizlere kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Evimde sigara içiliyor arkadaşlar ve bildiğiniz üzere evde bir koku oluyor. İki tane evcil hayvanım var, köpeğim var. Onlar istemsizce bana kokmasa da başka insanlara koku olarak gelebiliyor. Bunun gibi bazı etkenleri var ve tozlar, polenler vesaire. Hava temizleyici aldığınız zaman şu alt kısımda gördüğünüz filtrelerden tozları, kokuları, işte köpek tüylerini, kedi tüylerini, polenleri, alerjen maddeleri gibi bir ton bizim vücudumuz için zararlı olabilecek maddeleri aslında emiyor buradan. İçerisinde de filtreler var ki bu üründe 3 aşamalı filtre kullanılmış, yani 3 katmanlı bir filtresi var. Başka modellerde ben bunu görmedim. İyi mi kötü mü onu da bilmiyorum bu arada ama 3 diye Xiaomi kendi mağazasında birazcık övmüştü bu durumu. Bu filtrelerin içerisinde maddeler hapsediliyor. Ondan sonra o maddeler orada kalınca içeriden temizlenmiş bir şekilde yukarıdan böyle, hatta şu anda böyle hafiften serinden bir hava veriyor, otomatikte çalışıyor şu an. Ortamdaki bu tozları vesaire bizim için zararlı olabilecek maddeleri çekiyor ve temiz bir şekilde dışarıya salgılıyor. Hava temizleyicilerin en basit çalışma mantığı aslında bu, yaptığı işlem de aslında bu. Kimi modellerde hem sıcak hem soğuk versiyonları oluyor. Atıyorum işte buradan havayı çekti, sıcak üflüyor. Kiminde çekti, soğuk üflüyor. Kiminde ikisi var. Şu an bunu da soğuk üflüyoruz. O yüzden yaz içinde gayet ideal bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hava temizleyici aldıktan sonra mesela benim köpeğim Sif horlayarak nefes alıyordu ve birazcık zor nefes alıyordu. Onu gözlemleyebiliyordum. 13-14 yaşına girmeye yakın çünkü artık. Öyle olunca bir hava temizleyici alalım dedik biz de. Onu aldıktan sonra, hatta fotoğrafını bulabilirsem telefondan göstereceğim size. Hava temizleyici koyduk. Sif kafayı buraya doğru koydu, atıyorum. Hava temizleyici burada ya. Koltuğun burasına koymuş. Buradan temiz hava almaya çalışıyor. Yani direkt onun için bile bir etkisi olmuştu. Temiz hava arıyordu hayvan da orada. Şimdi birincisi havadaki polenleri vesaire temizliyor. Tozları temizliyor. Bunun şöyle bir artısı olabilir. Cam pencere açtığınızı düşünün. Her gün bir saat havalandırıyorsunuz mesela evi. Oradan illaki bir şeyler uçuyor. Masada, orta sehpada vesaire TV ünitesinin üstünde böyle baktığınız zaman bir elinize toz gelir. 3-4 güne bir toz aldığınızı varsayalım o kullanım senaryosunda. Hava temizleyici aldığınız zaman bu birazcık daha uzuyor. Hani böyle bir artısını ben net bir şekilde gördüm. Bundan bir öncesine kadar ben hava temizleyicilerin pek bir işe yaramadığını görüyordum ama az önce size anlattığım bu sebeplerden dolayı da birazcık ısınmaya da başladım. O yüzden size de piyasanın en ucuz hava temizleyicisini anlatmak istedim. Şimdi bu filtreleme mantıklarından bahsetmiştik. 3 katlı filtrelemesi var demiştik bu cihazın. Bu filtrelerin 3 katlı olması şöyle bir artı sağlamış. Xiaomi'nin kendi resmi sitesinden baktığımda böyle bir veriyle karşılaştım. 0.3 mikronluk tüm tozları ve zararlı bakterileri, maddeleri, artık ne diyorsanız, ne çekiyorsa artık bu cihaz. Çünkü her şeyi çekiyor çevresinde olan. 0.3 mikrona kadar olan her şeyi temizliyor. Ama 0.3 mikron dediğiniz zaman böyle kafanızda bir şey canlanmıyorsa şöyle açıklayabilirim. Biz onları gözümüzle göremiyoruz bile. O kadar küçük parçacıklara kadar çekiyor aslında. Burada beni bırakırsanız ben böyle sabaha kadar konuşacağım arkadaşlar. Ürün hakkında yorumlarımı vesaire de yapacağım ama videoyu fazla uzatmamak adına sizden yorumlarda bunları yazmanızı rica edeceğim. Hepsini titizlikle cevaplayacağım ben. Yanımdaki bu cihaz 48 metrekarelik bir alanda etkili arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. Sadece bunu alırsanız eviniz eğer bir stüdyo daire değilse pek bir işe yaramayacak. Yani tüm evde o temizliği sağlayamayacak. Ya iki tane almanız gerekiyor ya bunun daha büyük modellerine ya da başka bir arkanın daha büyük modellerine bakmanız gerekiyor. Çünkü bunu koydunuz sadece yatak odanızda olsun ya da salonunuzda olsun diyelim. Yetersiz gelecek bir noktadan sonra. Çünkü koridora çıktığınızda yine o eskiden evinizin sahip olduğu havayı çekmeye devam edeceksiniz ve bu yüzden %100 doğru bir sonuç vermeyecek sizlere aslında. Hava temizleyici amacına ulaşamamış olacak daha doğrusu. Üründe 3 farklı mod bulunuyor. Bunlardan birisi bizim kendimize ayarladığımız modu. Yani burada atıyorum 20 metrekarelik bir alanda etkili olmasını istiyorum diyebiliyorsunuz. Bunu da uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Uygulamayı da Mi Home ya da işte bu ürünleri aldığınız zaman kutuda kare kod çıkıyor ya, oradan taratarak da bulabiliyorsunuz bunları. Ben Mi Home'dan girdim. Sıfırdan bir hesap oluşturarak cihazı özelleştirebilmeye başladım. Monel modda metrekareyi kendimiz istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Mesela sadece yatak odasında çalışmasını istiyorum. Diğer yerlerden bir şeyler çekmesin, elektrik enerji fazla harcamasın diye düşünüyorsunuz. Daha az çalışsın, daha sakin çalışsın diyorsunuz mesela. Buradan 10 metre, 5 metre
Artık kendiniz böyle elinizle kilometre seçer gibi böyle. Araba kiralama şeylerindeki gibi aslında böyle. Menzilini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında otomatik bir mod bulunuyor. Bu otomatik modun şöyle bir artısı oluyor. Ben buradayım ve yandan bir duman geldiğini varsayın. Direkt dumanı vakumlayacak. Buradan yukarıya temiz bir hava verecek ve dumanı asla görmüyorsunuz. Ama bu sigaranın şöyle bir eksisi oluyor arkadaşlar. Filtreleriniz bayağı perişan oluyor. Filtrelerin değişmesi gerekiyor. Ama bu filtreleri de kendiniz temizleyebiliyorsunuz zaten. Elektrik süpürgesiyle veyahut da bir fönle falan kurtarak temizleyebilirsiniz demişlerdi bana aldığım yerden. Hani siz de o şekilde yapabilirsiniz eğer isterseniz. Ürünü aldınız, kullandınız, baktınız performanstan düşüyor. Zaten bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ondan sonra ufaktan böyle bir silin edin. Tekrar takın, devam etsin çalışmaya. Ama 3 yılın sonunda o filtreler artık temizlenmeyecek duruma geliyor. Ondan sonra yeni filtre almanız gerekiyor aslında. Gelelim son modumuz arkadaşlar. Bu da uyku modu. Bunun şöyle bir güzelliği oluyor. 20 desibellik bir ses çıkartıyor. Yani bunu mesela şu an uyku modunda ama gelecek mi ses bilmiyorum. Biliyor musun? Dibimdeyken, mikrofondayken bu kadar geliyor ki buradan şu an ben konuşsam ses direkt patlaya patlaya gelecek. Hani sesin tam doğru oranını vermiyor. Biraz daha yükseltilmiş versiyonu duydunuz siz şu an. Bunun dışında hemen şuradan bir basalım. Bu benim ayarladığım şey. Metrekaresini yükselttim ve o yüzden şimdi sesi coşacak. Daha duyabiliyor musunuz? Şöyle bir göstereyim size. Hatta rüzgarı da şöyle göstereyim. Gözüküyor mu saçlar? Bir şey oluyor mu? Tekrar otomatik modunu aldım. Enerji tüketimi kısmına geldiğimizde de 27 wattlık bir enerji tüketimi var burada. Bunu düşük yakan ampuller gibi düşünebilirsiniz. Aslında düşük de değil. Eski tip ampuller 40 civarında yakıyordu. 40-60 civarında yakıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu 27 yakıyor. LED'ler de 10-15 arası yakıyor diye biliyorum. Hani ikisinin ortası gibi. Çok fazla canınızı da sıkabilecek bir miktar değil bence. Bu ürün temizleme işlemini 360 dereceden yapıyor arkadaşlar. Hatta şöyle hemen bir çevireyim. Her tarafında delikler görüyorsunuz. Bütün temizleme işlemi buradan yapılıyor. Havayı buralardan her yerden 360 derece şeklinde çekiyor. Bunun şöyle bir sizin için önemli noktası var aslında. Çok düzgün bir şekilde konumlandırmanız gerekiyor. Zaten 48 metrekare gibi bir alanda etkili yani çok büyük bir şey değil. Normalde Xiaomi'den de başka modeller ya da farklı markalara da baktığınız zaman 90 metre ve üzeri oluyor genelde. Ama bu birazcık daha oda tipi için özel tasarlanmış. Ürünün şurada en üst kısmında bir dokunmatik alan var arkadaşlar. Buradan hemen modlarımızı değiştirebiliyoruz. Buradan da ışığımızı açıp kapatabiliyoruz. Ve şurada açma kapama tuşumuz bulunuyor. Her zaman bunun üzerinden yapmak zorunda değilsiniz. Uygulamayı kullanarak da yapabiliyorsunuz bunları. Artı uygulama üzerinden kullandığınız zaman da istediğiniz zamana göre planlama yapabiliyorsunuz. Atıyorum işte saat 7'de çalış der gibi böyle modlar bulunuyor. Oradan da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz burada. Bunun dışında bu üründe benim en çok şaşırdığım nokta da sesli komutları destekliyor olmasıydı. Hani normalde sesli komutları destekleyen ürünler birazcık 7-8 bin lira bandından başlıyor. Ama 2300 liraya böyle bir şeyin desteklenmesi benim hoşuma gitti. Ürünü ben genel hatlarıyla başarılı buldum ama dediğim gibi teknik özelliklerde de size anlatabileceğim çok fazla detay yok. Çünkü deneyim odaklı bir ürün bu aslında ve şu an ben burada temiz temiz hava alıyorum. Hani hissediyorum onu böyle ferah bir hava geliyor aslında burnuma. Ama siz bunu şu an anlayamıyorsunuz ve bunları deneyimlemeniz gerekiyor. Bunlar için size tavsiyem ya şey yapabilirsiniz. Teknoloji mağazalarında bazen açık kutular oluyor. Onlardan deneyimleyip bir bakabilirsiniz nasıl bir fark var. Ne yapıyor? Bir 20 dakika bile otursanız farkı görürsünüz aslında. Bu tarz ürünleri birazcık deneyimlemek gerekiyor. Dediğim gibi ben bu ürünü genel hatlarıyla başarılı buldum ama size de daha fazla aktarabileceğim bir bilgi bulunmuyor. Çünkü deneyim odaklı bir ürün oldu bu arkadaşlar. O yüzden merak ettiğiniz bir sorular varsa yorumlara yazarsanız elinden geldiğince cevaplamaya çalışırım ben. Bu videomuzda buraya kadar da başka bir VTeknik Plus videosunda görüşene kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.